Orada durulsun Gelal Bey. Ben seninim. Ben seninim. Unutmuşum. Dükkan kapandı beyler. Evli evli, köylü köylü, hadi bakalım. Duymadınız lan! Cemil, pasmon tutana söyle, esnaf yarımcalıdan yana de. Orhan'ı sana yedirmeyiz. Siz daha önce esnaf dayağı yemediniz mi lan? Lan sen öyle bir okuda mı zannediyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum. Maşallah yine tıka basa doldurmuşsun mekanı. Sayende aslanım. Allah Allah. Nasıl oluyormuş o? Arayı açtıkça açıyorsun. Ben de hasretinden yanıyorum tabii. Yanık yanık söyleyince de böyle doluyor işte mekan. Meral, senden korkulur Meral. Başkası mı var lan? Ha? Gelmiyorsun anladık. Arayıp sormuyorsun da. Bu memlekette bildiğim az solist bir tane var. O da sensin. Senin üstüne tanımam. Değişik değişik konuşup akşam akşam benim ağzımın tadını kaçırma. Hayırdır? Hangi dağda kurdu öldü? Gelmeyeceğim diyordun bir daha mekana. Öldü işte dağın bir tanesinde bir tane kurt. İşimiz var seninle. Konuşacağız. Civan. Garson çağırın oğlum. Ablan ne istiyorsa getirsin.
Gözüm hep uzaklarda. Kalmayacaksın besbelli. Ne vakit gideceğini bilsek de bize de her gün ızdırap olmasa. Ben de bilmiyorum ki baba. Bilmiyorum. Gitme be oğlum. Ben de dünya gözüyle evini barkını, yerini yurdunu bildiğini görsem de gönül rahatlığıyla göçsem şu dünyadan. Kalsam da rahat vermeyecekler ki baba. Hadi kendimden geçtim. Anamla seni de sıkıntıya sokacaklar. Sen yokken ana yiyip durdu kendini. Bazen bakarım böyle ağlar. Sorarım niye ağlıyorsun ya diye. Bilmezmiş gibi. Demez bir şey. Yıllar geçti. Hala aynı. Ama sen geldin ya. Gözünde yaş yok kaç zamandır. Kalsam daha da üzüleceksiniz. Siz bana baktıkça ben her gün diri diri öleceğim baba. Tamam. Tamam oğlum. Benim derdim buralar Orhan. Bu bağlar bahçeler içinde kalmamı istiyor. Bana bir şey olduğunda ne abin ne de yengen sana geride tek bir çöp bile bırakmayacaklar. Bunu biliyor musun? Tek umudum sendin mi evlat? Ama sen de umutsuzluğun içine düşmüşsün. Seni oradan çıkarmaya benim gücüm yetmez. Çıkacaksan tek başına çıkacaksın oradan. Ve kararlarını da tek başına vereceksin. Ne diye taktın sen bu Senem karısını? Anlamadım ki ben. Senin bir şey anlamana gerek yok Meral. Sen benim dediğimi yap. Gerisi kolay. Ya yaparım yapmasına da. Senem işi bırakalı ne kadar yıl oldu? Yüzünü de kaç yıldır görmedim. Musa. Hı. Bizim işi bırakan hiç kimse yanında yöresinde eski meslek arkadaşını görmek istemez. Gördüğü zaman kafasını çevirir, yüzüne bakmaz lan. Ya sabah. Meral, çık kadının karşısına. Kendini bir göster. Gerisini zaten ben halledeceğim. Senin bir şey yapmana gerek yok, tamam mı? Sürüp sürüştüreceğim. Kokoşun en dibi hallerimle. Oh, sefam olsun. Oh, oh. Bak, bu hareketlerinle benim sinir katsayımı artırıyorsun. Haberin olsun. Tamam. Tamam, kızma. Kızma Musa. Karı beni başından def ederse beceremedin diye azarlamak yok ama. Becerelim o zaman Meral Hanım, ha? Olur. O da olur. Elimden ne gelirse onu yaparım. Yarın benim çocuklar gelip seni evden alırlar. Sen de kadınla buluşursun, tamam mı? Al bunu da. Musa. Gitme. Dediğim gibi çocuklar yarın seni alır. Hadi eyvallah. Abimin aklını uyarsan senin daha çok başın belaya girer. Bunu bil. Sana çekiyorum tüm bunları. Abin ayrı, sen ayrı. Orhan denen ayrı. Ey tıba! Yetim. Bana akıl verme ulan. Akıl vermeyin. Anam değilsin, babam değilsin. Adamı da dinde imada çıkarmayın, tamam mı? Kaybol gözümün de. Kaybol. Teyze bak yemin ettin kimse söylemeyeceksin ha. Annem falan duyarsın. Anladık tamam. Düşmanım mıyım ben senin ya? İstesen de söylemem zaten.
Kemal. Ben sana demedim mi? Bak dikkat et bu işin sonu. Ya teyze geç onları sen. Ben niye anlattım bunları sana? Niye? Yardımcı olacaksın bana. Meltem'le kaçacağız. Ne? Ya duydun işte. Oğlum ne diyorsun sen? Kemal delirdin mi? Koskoca dünyada kız mı kalmadı da sen yarımcalılardan kız kaçıracaksın? Kalmadı. Başka kimse kalmadı teyze. Ya ben Meltem'siz yaşayamam. Anladın? Başka yolu yok. Kemal, oğlum. Bak tamam, anladım. Seviyorsun. Ne güzel işte, tamam bak sevin birbirinizi, gezin. Ne bileyim takılın. Ama kaçmak falan nedir? Niye saçmalıyorsunuz? Ya teyze aşığım diyorum, aşık. Sabah uyanıyorum aklımda, yiyorum o, içiyorum o. O benim umudum. Teyze. Ne olur yardım et bize. Ya bana biraz olsun değer veriyorsun. Sen benim canımsın. Ne demek değer vermek, deli? Yardım edecek misin? Ya sen nasıl bir büyüksün sen ya? Sen nasıl bir büyüksün sen ya? Amca? Konuşalım biraz. Aslında ben bu tür konuları konuşmayı pek beceremem. Hayatın içinde kaybolmuşum ben. Bir de sana ders verecek değilim. Bir de ne zamandır uzaktaydın tabii. Aslında iki yabancıdan öte değiliz. Meltem'cim. Şimdi... İkinize birbirinizden başka her şey yalan gelir. Doğrudur da, çok da güzeldir. Ama biraz daha sabrederseniz, bizim yaptığımız hatayı yapmazsanız... Siz? Leyla ile ben. Kaçmak istediniz. Evet, hem de çok. Ama olmadı işte. Gencecik'tik sizin gibi. Bütün olmazları oldururuz zannediyorduk ama öyle olmadı. Hayat yüzümüze gözümüze bulaştı. Yaşanmaz oldu bizim için. Amca kızma bana ama böyle mi yaşanır? Bu mu? Ya kendimi öldürmüyorsam sırf Kemal'i bir daha görebilmek için. Öyle konuşma Meltem. Amca ne olur yardım et bize. Meltem, sakin ol. Amca bak, size kimse yardım etmemiş. Kimse olmaz olur etmemiş ki size. Hem sen dedin. Bizim de hayatımız yaşanmaz olmasın ne olur. Sen biraz sevmek nedir bilirim diyorsan yardım et amca lütfen. Çıkmam sözümden ne dersen yaparım. Ama ben yaşayamam Kemal'siz. Tamam tamam nasıl diyorsan öyle olsun. Yardım edecek misin? Edeceğim. Söz mü? Söz. Yemin et. Yemin. Amca. Amcam iyi ki geldin. İyi ki. Sanem? Kız, sen misin? Ayşe'ye benzer hali mi var? Benim başka kim olacak? Zor tanıdım Allah canımı alsın. İyisin? İyi, iyi çok şükür. Sen de iyisin. Halinden belli. Yıllar yaramış sana. Aman ekmek parası işte. Neyin ekmek parası öyle? Seninki keyif canım benim. Ekmek parasını ben kazanıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Yapma bana bu pozları Sanem. Seni iyi bilirim. Vaktin var mı? Yıllar oldu görüşmeyeli. Bir kahve ısmarlayayım. Otursaydık. Yok vaktim. Yarımcalılara gelin olmak kolay değil tabii. Tek gelin. Hanıma oldu maşallah. Çok şanslısın. Hayat sana sonuna kadar açtı kapılarını. Nazarlardan korusun. Ay, içim böyle bir tuhaf oldu biliyor musun?
Ay bitmiyor ki iş güç. Zeytinlik bitiyor, ev başlıyor. Ay deme. Normalde ben çıkmam alışverişe. Kahya kadın bakar da. Aman kızım köylü işte hepsi. Kurda sormuşlar. Vallahi ne zaman başlarlar projeye bilmem. Ama çok sürmeyecek kesin. Musa esnafın dükkanlarına da göz koymuş. Epey arazi alımı yapmışlar. Sizin de araziyi almak isteyen onlar Burhan amca. Ben ölmeden hiçbir alamazlar. Veli zaten ben öldükten sonra anasının gözünün yaşına bile bakmaz. Satarsa var her şey. İstanbul'a göçecekmiş ya beyim. Allah gecinler versin. Burhan amca deme böyle şeyler. Rabbim sıralı ölüm versin ayağım. Yaşımızı aldık çok şükür. Torunumuzu da büyüttük. O taşa elbette bir gün baş koyacağız. Satmam dese ne olacak ki? Bir başına ne etsin Veli? Musa istediğini almadan bırakmaz. Kalkalım bari. Kahveleri de içtik. Kız bir dur. İki lafın belini kırıyoruz şurada. İşim gücüm var Meral benim. Benim işim senin gibi mi? Sen akşamdan akşama bakıyorsun işine. Ben gece gündüz çekiyorum. Milletin ağzını da biliyorsun. Şimdi beni senle görünce. Senin de adın o**ya çıkar ha? Olur mu öyle şey canım? Sen de ekmek parası kazanıyorsun değil mi? Nerenle kazandığının ne önemi var hayatım? Hadi görüşürüz. Sanem, otur otur. Sana söyleyeceklerim var. Beğenmezsen yine gidersin. Meraklanma. Burada kimse seni tanımaz, bilmez. Meral'in de ağzı sıkıdır. Misafirimiz ol ya. Kalmıyorsun öyle mi? Biraz daha buralardayım Ayhan abi. Onu demiyorum Orhan. Temelli diyorum kalsan. Ben köklerimi 20 yıl önce koparıp gitmişim buralardan. Şimdi kalsam ne? Düşünmedim değil ama bu saatten sonra toprak da kabul etmez. Dünya gözüyle helallik almaya geldim sadece. Kiminden selam aldık, kiminden hasret. Sen işini serin tut. Ailene mukayyet ol. Kökte salarsın. Günü gelir toprak da alır seni. Vadesi belli insanoğlu. Sen aklını kullan yeter. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Sanem, sen yıllarca aynalara süslendin öyle değil mi? Hem de ne süs. Dükkanda kapı baca kırılırdı bunun edasında. Vay, vay, vay. Ama şimdi gel gör ki kalfa bacıdan halleceğiz. Hayır, bir de bu kadın koskoca kenarı yarımcalıların tek gelini. Tek torunlarının anası. Öyle mi? Yazık ya, vallahi bak. Varlık içinde yokluk. Tövbeler tövbesi, zor iş. Orhan denen adam da döndü şimdi. Ama meraklanma. Yıllar önce nasıl kaçtıysa yine kaçacak o. Barındırmam ben onu burada. Kalırsa Azrail'i olurum. Senin için geriye bir tek Burhan Bey kalıyor. O da rahmetli olunca... Sanem... Burhan Bey ölürse... toprakları çok rahat alırım ben. Veli'yi kandırmak kolay. Çok para vereceğim Sanem.